Şu an vücudum üşümüyor da yalnız ciddi anlamda ellerimi hissetmiyor gibi bir şey. Kar da başladı bu arada. Şu markete çekeyim biraz içeride oyalanayım ya. Ellerimi ısıtmak için. İyi bir eldiven almam lazım. Parmaklarım uçtu ya. Kolay gelsin. Hiçbir şey almayacağım. Sadece biraz ısınıp gideceğim. Eldivenlerim çok kötü. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. 5 dakika ellerimi ısıtıp çıkacağım. Şöyle durayım. 5 dakika ellerim ısınsın. Yo, teşekkür ederim. Sağ ol. Oturun. Arada bir şey yapmasın. Sıkıntı olmasın. Ha öyle mi? Onun için mi? Tamam. Ha vallahi iyi olur. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tek mi çalışıyorsun? Ben de aynı sektördeyim de. Onun için sordum. Opet'teyim ben de. Yeter ya. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı vardiyalar. Götür buraya. Keşke eldivenleri de ısıtsaydık ama aklımıza gelmedi. Yağış da başlıyor şimdi. Yol kar mar falan dolarsa zor olacak. Şu kent ormana kadar bir çıkayım bakayım. Ondan sonra eve dönerim. Hop, karlara bakma. Otostüs geliyor. Ulan kalorifer neye geldi ya? Allah razı olsun.
Muhtemelen hastane girişinden sonra şey yok. Öyle tahmin ediyorum yani. Yolları temizlememişlerdir. Bu arada kar değil de bu yağın herhalde tipi falan. Bayağı bir yağıyor yani. Adamın gözüne geliyor. Ama nihayetinde ne değiliz? Tatlı su motorcusu değiliz. Yalnız inerken dikkatli olmak lazım. Yol iyice kayganlaştı. Hakikaten yol bayağı bir kayganlaştı. Ve çok sert yağıyor. Şimdi burayı geçtikten sonra onu merak ediyorum işte. Acaba bir yol çalışması yapılmış mı? Abi karın boyuna bakar mısın? Geç abi geç. Abi bu kadar millet ne yapıyor burada ya? Mangala gelmişler ya. Evet abi, buradan sonrası işte yol tamamıyla riskli. Tuzlama falan da yapılmamış burada. Yol bayağı bir şey. Sağlıklı değil yani. Bak yoldaki karı görüyorsun. Bu adamı düşürür. Şu virajdan sonra kar yağışı da çok fazla yükselmeden biz geri dönsek iyi olur. Ama o kalorifer çok iyi geldi dedim hakikaten ya. Şu an çok iyi durumda. Abi burası çok riskli. Arabanın gelişine bakarsanız o da riskin farkında zaten. Biraz daha gideyim. Ondan sonra döneyim. Bu arada ananı sikeyim, stop ettirdik lan. Boşalmayı unuttuk. Şeyi unuttuk ya. Kas kemerini. Kar bayağı hızlanıyor ha. Oradan kayılıyor mu aşağı? Kayılacak abi işte bizde. Nereye gittiğini biliyorsunuz mu? Yok. Nereye varacaklarını bilmiyorlar. Kayacaklar. Abi biz dönelim. Yol risk oluşturmaya başladı. Maceraya gerek yok. Tamam işte karda sürüşümüzü de yaptık. 3 gündür de binmiyorduk motora. Hevesimizi de bir nebze olsa gidermeye çalışıyorduk. Giderdik gibi bir şey. Daha da yolumuz var. Bir 20 dakika falan daha motora bineceğim. Evet bineceğim 20 dakika. Ondan sonra şuraya bak.
Oğlum havlama bana, harbi çekemem. Motorcu olmasaydım en güzel mevsim kış diyebilirdim. Hala çok çok güzel ama işte şu motor işi be abi. Biraz mevsimi zorlaştırıyor. Yani şey değil, ulaşımda sıkıntı yok. Hani motora ben her şartta binerim de. Ama o ilk yağdığı zaman falan yolların tuzlanmamış olması. Yoksa soğuk moğuk falan problem o değil. Sadece zeminden korkum var. Yani o ilk etapta, ilk yağdığında lastiğin asfalta değmiyor olması açıkçası beni korkutuyor. Herkesi de korkutması lazım. Yani motora binen herkesi korkutması lazım. O yüzden de çok dikkatli olmak lazım. Evet, lastik bayağı bir ön lastik kayıyor yani şu an. Artık düşersek de Allah büyüktür diyeceğiz yani. Bak mesela burası çok tehlikeli. Yalnız var ya, tam zamanında geri dönüyorum. Kar yağışı yine bayağı bir yoğunlaştı. Şu kameramı da sileyim bu arada. Kötü oldu bu ya. Aa, baby. Yavaş yavaş ineceğiz artık. Hatta yavaş yavaş değil, çok yavaş yavaş. Vücut soğuk almıyor. Yalnız ellerim üşüdü. Ve ayaklarımızda hafif hafif bir şey başladı yani. Soğuğu almaya başladı, hissediyorum şu an. Ayağımdaki bot Four Riders 220-230 liralık bir bot. Onun içine yünlü şey giydim, çorap. Çorabı giymeden önce de iki tane şöyle poşet geçirdim. Hani bot su alırsa en azından çorabım ıslanmasın diye. Çorabın ıslanacağını düşünmüyorum ama sonuçta bot ıslandığı için ayağımı da üşütüyor. Başladı yani. Eve de bir 15 dakikalık falan yolum var daha. Yalnız kar güzel. Eğer kar yoğunlaşmasaydı, hani bu derece yoğun yağıyor olmasaydı, şu yan yollara falan girmeyi planlıyordum aslında. Ama o riski göze alamam. Yani kar hakikaten yoğunlaştı ve yol iyice kayganlaştı. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Yarın bilmiyorum hava nasıl olur. Pazar günü. Öğlen bugün mesela güneşliydi burada. Çok da yollar bayağı bir kurumuştu yani. Ama işte tabii benim ev aşağıda olduğu için, yani merkezde olduğu için, merkeze yakın olduğu için belki oralar da kuruydu. Buralar yine böyleydi ama sonuç itibariyle gördüğüm öğleden 12'den 12-1 arası falan böyle çok güzel bir hava vardı. Güneşli. Asfalt da kuruydu. Ama ben işim olduğu için çıkamadım. İnşallah yarın da öyle bir hava olur da yarın öğlen çıkarım buraya. Hani şu asfalt kuruyken bir deneyim ederim yani. Şu yan yolları işte. Çok yavaş gitmek lazım bu arada. Asfalt gerçekten çok fazla kayıyor. Yani şu an ben mesela fren yapsam muhtemelen göt sağa sola atacak yani. Biraz sonra rampa aşağı inmeye başlayacağım.
Ya 1'de ya da 2'de işte asfaltın durumuna göre artık öyle ineceğim yani. Boşa salıp da sadece frenle inmek çok riskli olur burada. Çünkü kaydırıyor. Demin bilmiyorum kamera açısına yansıdı mı? Yanımdan otobüs geçti. Şöyle bir baktım otobüsün içine de. Otobüsün içindeki herkes, neredeyse herkes bana bakıyor. Yani bana derken adama bak diyorlar yani. Bu havada motorla. Hani normal karşılamıyor, o yüzden bakıyorlar. Güzel oldu bu ya. Tertemiz hava. Kışı da karı da hissettik yani içimizde. Kızım da sağ olsun hiç bırakmadı beni yolda. Eğer zinciri kopmuyorsa. Yalnız Allah da biliyor, üşüdüm. Hakikaten üşüdüm. Yani üşüdüm, vücutta bir şey yok da ellerim, ayaklarım bayağı bir üşüdü ya. Burası İzmit'in neredeyse zirvesi, en yüksek noktalarından biri. Kartepe falan hariç tabii. O yüzden yağış da fazla, esinti de fazla, rüzgar da fazla. Yani aşağıdakine nazaran 3 katı falan. Ah. Şöyle üstü kapalı bir yer bulsam, şu kamerayı kapatıp videoyu sıfırlayacağım da. Öyle bir şansım da yok şu an. Çok uzun bir video oldu. Montajı, şusu busu bayağı bir uğraştırıyor. Hop. Elinde telefon, yavrum benim be. Zaten görmüyorum beni, hani gördüm durdum da. Ah. Buralarda da var kar yağışı ya. Çok yoğun değil ama var. İyi oldu ya, güzel oldu. Buralar çok kaygın işte. Geç abi sen sağımdan. Bizdeki iki teker, sendekine benzemez. Buraya bak ya.
Bunlar şu araçlar herhalde şey ilk o yoğun kar yağışında yolda kalanlar. Çekip bırakmışlar arabaları. Yarın öbür gün gelip alırlar. Burası kayar bebeğim. Yukarılarda kar yağışı var dedik ama burası da aynı ya. Tamam 30. Buralarda kar yok mu abi? Kar mı ya? Kar yukarılarda. Daha çıkamadım tepeye. Geç kaldım. Yani hava karardı kararıyor işte. Yoksa daha bir orada bir yarım saat daha ileri doğru sürüş yapsaydım çok güzel yerler var. Ama Allah da biliyor ya, korktum yani. Hem hava kararıyor, hem yağış daha yoğun yukarıda. Hem bir de başına ne geleceğini bilmiyorsun yani, sonuçta hava soğuk. Ama yarın inşallah nasip olursa, pazar yani, hava güneşli olursa, daha doğru öyle söyleyeyim, yani nasip olursa değil de inşallah nasip olur tabii, o ayrı mevzu da, hani şey de olursa, havada güzel olursa, güneşli olursa, abi soğuktan ne konuştuğumu şaşırıyorum ya, hakikaten üşüdüm ya. Ne diyordum? İşte yarın hava güneşli olursa bile öğlen saati falan tekrar çıkacağım aynı yere. O zaman daha güzel yerlere gideceğim, böyle daha ileri, daha karın çok olduğu yerlere. Neyse, burada sonlandıralım biz videoyu. Şimdi burada trafik de karışık biraz. Çok sorun değil ama. Yine de zaten çok uzun bir video oldu. Öyle zannediyorum. En iyisi kapatmak. Aa, ellerim dondu. Ne diyelim? Herkese hayırlı sürüşler. Allah kaza bela vermesin. Yavaş dön, yavaş.